Ejderhalar var canım, olur mu? Cahil olsam beraber. Falan bunu çıkmış şimdi. Yani iyice değil. Ne yapayım abi? Çıkmadı. Çağrı ile Oğuzhan beraber. Bu evlilik de bundan bitti. Evet. Biz de geçti falan. Böyle saçma sapan. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize geçtiğimin yeni bölümüne ben Cesmo Ho Yağmur Çevik karşınızda ve çok güzel de haberlerimiz var tabii ki. Tam ağzınıza layık. Nasılsın? İyiyim hayatım, sen? Gayet iyiyim. Çok bugün tamam. Çok bugün, güzel oldun. Yine, bugün çok güzel oldum diyorsun. Bugün çok güzel oldun Yağmur'cum. Ağzından aldım. Saçlar ediyorum. Açılmış. Güzel. Sen kestirdin mi saçları biraz? Aa, uzamadı uçlardan, mı? Uçlardan gitti mi biraz? Hayır. Uzadı. İlk defa bir erkek dikkati olsun dedim, o da olmadı. Ya öf Ces ya. İlk defa dedim, yakaladı mı beni? Evet, yakalayamamışım. Evet, evet. Bazen hatta eşimde de oluyor. Yaptın mı? Hayır diyor. Nasıl yapacağız senin gözünü böyle açacağız? Yani bu genel erkek gözüdür biliyorsun. Sığınma ben genel erkek yani gözüne. Biz çok anlamıyoruz ya. Bizde 3 tane ton var. Daha önce söyledim, sarı var, kahve var, işte kızıl var, siyah var. Bitti bizim onun için. Onun dışında aradakiler sarı yok, veya... Yok, soğan kabuğu koyu ki kesin tane falan. Bizde yok onlar. Bende var da az çok. Sen anlıyorsun da. Evet. Kadın programları yapa yapa birazcık öğrendik tabii bu işleri. Evet, çok güzel haberler var ama önce üzücü bir haber. Biraz önce dış sesle konuşuyordum. Ben erken yattığım için bilmiyordum. Çünkü o haber sonradan paylaşılmış. Ya Tina Turner'ı kaybetmişiz ya. Vallahi billahi çocukluktan bir ikon daha gitti benim için. Tina Turner 84 yaşında hayatını kaybetti. Bu müziğin süper babaannesi olarak tanınırdı. Pop müziğin kraliçesidir kendisi. Uzun zamandır bildiğimiz kadarıyla böbrek yetmezliği, kalp, inme gibi sorunlar, hatta kanserle mücadele ediyor diye dedikodular veya iddialar vardı. Maalesef hayatına gözlerini yumdu. Çok önemli bir kadını kaybettik. Çok enteresan bir hayat hikayesi vardır. Mutlaka seyretsen belgeseller, İzlemem dokümanterler lazım. Seviyorsun. Bayılıyorum. Biyografiye İnanılmaz bayılıyorum. İnanılmaz bir sınav. İnanılmaz o kölelik zamanlarında yaşamış Mississippi'ler var. Blues'un öncüleridir. Kötü bir evlilik, Ike Turner'la yaşadıkları. Mutlaka belgeselini seyredin. Bir yerde bulursunuz. Ben zamanında seyretmiştim. Enteresan bir hepsinin hayat hikayesi hayatları var. Çok dramatik bir şekilde geçiyor. Yani böyle wow dediğimiz hiç ünlü yok. Evet. Belki de oradan besleniliyor. Oradan evet. Bir çıkış aranıyor. Onun için belki müziğe çok ciddi ruh katıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi dış sesle konuşuyorduk. Tabii ki herkese genelleme yapmıyorum. Hı hı. Ama Z kuşağından bir ricam var. Tina Turner kim bir bakın. Çünkü Tina Turner, belki siz Tina Turner'a yetişememiş olabilirsiniz. Son zamanlarda müzik yapmıyordu ama bu sizin dinlediğiniz Rihanna'lar, Beyoncé'ler falan hepsi aslında Tina Turner. Öncüsü. Hepsi Tina Turner. Öncüsü. Evet. Yani. Evet, doğru. Hayatını kaybetti. Böyle başladık Allah bugün. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Aynen. Evet. Amin. Amin. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Bugün de böyle çok değerli biri var benim için burada. O yüzden de ekstra enerjik hissediyorum kendimi. Ve diğer kızlarım, arkadaşlarımız, büyüklerimiz, herkes de oradaysa. Kahveler yapıldıysa video başlasın. Evet, hemen manşet sözler geliyor. Herkes doğru insanı bulmak ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz doğru insan olmak için. Nefis bir cümle. Çok acaba güzel. Sigmund Freud mu söylemiş yoksa Gülseren bu dayıcıoğlu mu söylemiş? Allah Allah. Freud, tamam, böyle felsefi bir şey gördüğün zaman sinir hastalıkları üzerinde, hatta bunun üzerine çalışma yapıyordu. Psikanaliz olabilir. Bak böyle bir değişik bir terim var. Fark etmez. Genelde diyelim. Onun üzerine konuşuyor. Bu biraz bana onun fikri için basit bir cümle geldi. Aslında çok güzel. Büyük bir cümle ama onun bence için de. Değil mi? Daha fazla küçük. Mı? Küçük geldi bana. Ya aslında için. Benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla böyle eski bilgilerim bunlar. Sigmund Freud nörologtur. Nörolog. Tabii aslında ama psikanalizin de babasıdır. Evet, babası. Babasıdır. Yani çok ciddi, özellikle çocukluk travmaları veya çocuklukla ilgili çok ciddi tezleri vardır. Büyük öğretileri vardır. Gülseren Hanım da zaten psikiyatır. Psikiyatır, evet. Biz onu nereden tanıyoruz derseniz, tamam gidenler danışanları çok iyi tanır ama dizilerinden tanıyoruz. Dizilerinden tanıyoruz. Neler gerçekten. Neler senaryolaştırıldı. Kırmızı Oda benim aklıma gelen. Başka patlatın oradan camdaki birkaç tane daha. Camdaki kız da galiba. O hatta biliyorsun Hakan Uzan'ın mı? Uzanların hayat hikayesi diyorlar. Camdaki kız. Aa, için. Evet evet. Bak bunu bilmiyordum. Evet. Hiç seyretmedim çünkü. Onların hikayesi diye ha. Söylüyorlar. Yani izleyenler varsa, bilen diziyi varsa söylesin de. Uzan ailesinden mi yola çıkmışlar? Evet. Onların hiç bilmiyordum. Hikayesiymiş. Gülseren Hanım hatırlarsan 2 gün önce sunduğum ödül töreninde de ödül aldı. Evet. Oradaydı. Hı hı. Çünkü gerçekten son zamanlarda birçok senaryonun aslında kraliçesi. Evet. Kraliçesi. Bir dönem şu tartışıldı. Bak bu konuya girer misin? Acaba dediler, danışanlardan izin alıyor musun sen bu evet. Hikayeleri falan anlatırken, senaryolaştırılırken?
O da hani bir isim cisim söylemediği için, genelleme yapıldığı için bunun mümkün olduğunu söyledi. İnsanlar ama şimdi tamam mesela dedi. Stephen King de öyle. Yani bir şeyi yaşayarak bu insanlar bir şeylere şahit oluyor ve ondan sonra kitaplarını yazıyorlar. Ha onun hikayesini almış, ha kendi kafasından bir hikaye uydurmuş. Bence bu ayıp bir şey değil. Doğru. Yani çünkü bu insanlar bir şeyleri yaşayacak, şahit olacak ki kitaba yazsınlar. Çok doğru. Kitap var, bize geçiyor, çoğu bize geçmiyor. Hı-hı. O yüzden başarılı yazar olmanın en büyük etkenlerinden biri de bu. Doğru. Ben Gülseren diyeceğim. Ben de Gülseren diyeceğim. Ben de öyle diyeceğim. Bakalım ne çıkacak. Ana! Nişan! Ama bana da dediği doğru geldi ya. Evet değil mi ya? Sen beni yıldın. O dedi ama dedi ki çok şey geldi bana, basit bir cümle geldi. Yani daha büyük bir cümle gelebilirdi falan diye Freud'dan. Çünkü Freud'dan böyle baba baba cümleler geldiği için... Kardeşim bak, abi. Bak şöyle söyleyeceğim. Dedim ya psiko bir şey söyledim demin. Onu şu an hatırlayamadım. Psikanaliz işte. Kardeşim narsizm üzerine bir kitabını almış Freud'un. Hmm. Ben de ona gitmiştim kahveye. Kitabı ondan aldım. Hatta orada libidolar, yani libido nasıl olur, libidosu yüksek olan insan, düşük olan insan, bunun neler bağlantısı var falan. Onun üzerine adam tez bile, onun üzerine mi tez çok yapmış. Çok var canım. Çok neleri var. Şaşırdım neleri kaldım. Var da. Yani, hayır, o zaman şaşırdım böyle bir cümleye. Düz bir cümle geldi yani. Evet ama zamanında söylendiği için bize belki bugün düz büyük, ama büyük o zaman söylendiğinde de büyük bir cümle olabilir. Evet aynen öyle. Şu an dediğim evet. gibi çok kaynakla besleniyoruz ya. Çok kaynak var ya önümüzde. Nasıl bakıyor yalnız bize? Çok, tamam. Çok önemli bir haklısın. Nörolog gerçekten. Abi haklısın. Haklısın. Çok, bir de bana bakıyor farklı mı? Sana da bakmıyor. Direkt bana doğru bakıyor abi. Şunu diyor. Tamam abi. Hadi yağmur yapabilirdi. Sen nasıl yaptın Cez? Öyle bakıyorsan özür dilerim. Özür dilerim. Çocukluğumu yemek istiyorum seninle beraber. Keşke hayatta olsaydın. Annemin babamın suçu. Evet. Evet. Freud'u da böyle almış olduk. Evet. Öğrenmiş de olduk. Sağ ol Nişancığım. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Yazdık bunu. Evet vallahi billahi. Hepimizi kandırmış. Şimdi uzun uzadıya kan dosyası konuştuk. Bugün çok uzun bir kan dosyası değil. Sadece bir açıklamayı ekrana getireceğiz. Kan'da biliyorsunuz Nuri Bilge Ceylan'ın Merve Dizdar'ın da oyuncuları arasında olduğu filmi 11 dakika alkışlandı. Merve'nin özellikle biz spesifik olarak kıyafetine baktık. Onur duyduk dedik özellikle filmin 11 dakika alkışlanmasıyla ilgili. Çok özür diliyorum. 11 dakika herkese olan bir şeymiş. Onu açıklayayım. 11. İyi filmler dakikaya göre belli olur. 8 dakika alkışlanmışsan az beğenildi. Aa güzel. Aa, 14 var. Ve bu kanda herkese yapılan bir şey. 8 ile 14 arasında alkışlama evet, minütajı evet, var diyor. Kilometre tutan birisi varmış. Allah Allah. Bak bilmiyordum ben. Ben de bilmiyordum. Aynen. Çok evet. güzel bilgi. Yine bak ikinci Freud oldu. 11 dakika o zaman ortalama mı oluyor abi? Yani 8-14 arası. Kendi şeyinde de ilk dörde falan girdi yani. İlk dörde girdi diyorsun. Nefis. Bence iyidir. Nuri zaten bu işi çok iyi biliyor. İnşallah palmiye de getirir. İnşallah. Ama biz spesifik olarak Merve Dizdar'ın kıyafetine baktık. Hatta ben dedim ki bu eklentim. O dedi ki hayır ne alakası var? Louito'nun bir tasarımıdır evet, dedi. Evet bir tasarımı. Ama linç etmişler kızcağızı. Etmişler. Bayağı hakaret etmişler ya. Evet. Hiç beğenmemişler. Varoş demişler, köylü demişler, vizyo. Anne dün Merve'nin cevabı var böyle. Aa bunları da mı demişler? İzleyelim mi? İzleyelim. İzleyelim. Yanlış. Sen çok iyi. Hello, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Size şöyle deniz manzaralı kadraj ayarladım kendime. Birazdan kanda giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. İyi okudum yaptım. Değil, okumak o kadar maruz çok kalmış. İğrenç, rezil, iğrenç, rezil. Rüküş. Bayılırım da rüküşlüye. Neyse, rüküş. Bizi böyle mi temsil ettin? Ya berbat bir seçim. Ah ah ah. Yani aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim. Keyfim yerinde. Devam edeceğim. Bekleyin. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu tartışmaya kapalı bir konu arkadaşlarım. Sevgili seyircilerim. Canımlar. Neden kapalı biliyor musunuz? Şimdi gene diyecekler ki hayır tartışmaya açık sen falansın. Foraya kadar gideceğim. Bununla git. Tartışmaya kapalı. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Yani ya beni böyle kabul edeceksiniz, böyle seveceksiniz, göğsünüzü yumuşatacaksınız, bayılacaksınız ya da beni sevmeyeceksiniz. Neden? Ben böyle seviyorum ya. Ne yapayım? Eminim ki siz daha iyisini yaparsınız biliyor musunuz? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz olsanız daha şık, daha böyle uf, orada yani müthiş olabilirsiniz. Ama ben kendimi böyle hissettim. O kadar mutluydum ki. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki.
o kadar güzel günler geçirdim ki benim için bu daha önemli. Bir de ben çocukluğumdan beri böyleyim. Her böyle güzel bir şeyin içinde böyle tuhaf bir şey yapmak isterim. Kıyafet falan seviyorum. Yani beni böyle kabul edeceksiniz. Yani sonuna geliyorum. İçinde giydiğim, olduğum bütün kıyafetler döndüğüm çok mutlu hissettim. Yorulmayın boşuna. Okudum çünkü. Başka işiniz gücünüz vardır. Yani belli ki bu kıza etki etmiyor bu. Yanındaki adam acaba ne tepki veriyordur? Ayakları. Ulan tabii şurada öyle. Bir kafa dinleyecektik. Tabii. Gele gele Merve Dizdar yanıma şurada geldi. Şurada bir balık tutacaktık. Vur vur da vur. Burayı mı buldun kızım? Anladık ulan kostümün tabii. Güzel. Sen evet. Güzel. Veya adam şey dese ya, tamam kostümü konuşuyorsun da şu anda altında bej var, üstünde sarı var, üstünde de pembe var, olmuş mu? Peki bu olmuş mu? Hayır, madem çekeceksin story, git öteye git adamın dibinde vur 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 vur. Adamı gördün mü sen? Burada ya ocakları adam gördüm, adam uzatmış sahile dinleniyor. Belki Nuri'dir. Nuri Bilge'dir. Belki o da balık tutuyordur orada falan. Burası şimdi, İstanbul'dur herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, dönmüştür diye tahmin ediyorum. Evet, sen başla. Şimdi böyle bir cevabı onu vermeye bıraktığımız için hepimize kızıyorum. Çünkü gerçekten kıyafetiyle temsil etmedi bizi kanda, oyunculuğuyla temsil etti. Ama gerçekten dediğin gibi de şu story çekerken bile rüküş. Ama Merve ne diyor orada? Ben zaten rüküş olmayı çok seviyorum. Bitti. Tarzım bu diyor. Aynen öyle. Ama biz ne istiyoruz? Tabii şimdi hep bunlar bir bütün ya. Proporsiyonda, başarıda, hatta Hande Erçel'e dün kızdım ya. Bu güzelliğin yanında bir de vizyon açısından kendini eğitse, genişletse, perspektifini, açısını böyle daha farklı yapsa her şey daha kolay olacak onun için. Daha yine Hande'de miyiz biz? Geldik Hande. Hande'ye şöyle geldik. Ama Merve tabii oraya giden bir insan olarak kana gitmişsin çok güzel. İstiyoruz ki bak yine aynı şeyi söylüyorum. Zara'dan dümdüz bir elbise alsaydı o görüntüsünden daha güzel olabilirdi. Peki. Sen özellikle şunu söyledin. O da aynı cümleyi kurdu. Bizi o temsil mi etti? Kanda. Ha bizi mi temsil? Kimi temsil? Türkiye'yi mi temsil etti bunlar? Şeyi aldı. Kadın ödül aldı. Aldı da bizi mi? Türkiye'yi mi? Yani biz mesela böyle bir devlet sanatçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti falan onu yolladı da falan bizi temsil mi etti? Yok. Onlar gitti bir film çektiler. Nuri Bilge Ceylan her zaman olduğu gibi bir festival filmi çekti. Zamanında Nuri Bilge Ceylan o ödül alırken kazak giydiğinde de aynı şeyi söylüyor. Bizi temsil etmeye falan gitmediler abi. Biz bu konuda iki yüzlülük yapıyoruz. Çok özür dilerim. Dur bakayım başka ne bir yerle alakası var? Şu an. Kadın adam yıllardır uğraşmışlar. Bence birkaç yıl çeker çünkü o Nuri Bilge Ceylan böyle 3 ayda falan çekmez filmlerini. En az 6 ay falan uğraşmışlardır. Kimsenin haberi yoktur. Kimse herhangi bir destek vermemiştir. Hmm. Bir sanat filmi çekmiştir. Bu sanat filmini gitsen sen salonlara koysan en fazla 3-5 bin kişi gider seyreder. Ondan sonra kadın oraya gittiğinde herhangi bir ödül aldığında Türkiye'nin ismi geçtiğinde bizi mi temsil ediyorsun? Hmm. Hayır efendim bizi temsil etmiyorlar onlar. Onlar kendileri için oradalar ve çok da başarılılar. Bizi temsil etmiyorlar. Hiç öyle şey yapmayalım, kendimizi pay çıkarmayalım. Oh. Öyle abi, öyle. Ama öyle. Öyle, öyle. Kötü bir şey olsa ne olacak? Bizi kötü mü temsil etmiş olacak bu sefer? Hiç bakmayacağız bile o tarafa. Ama şimdi atıyorum. Ne zaman başarı var bizi temsil etti. Cemal Canlar influencer olarak kana gittiler değil bizi mi? Bizi temsil mi ettiler? Ama hani bizim vatanın insanları ya, toprağımızın. Tamam. Ha şimdi böyle. Şimdi sen çok doğru bir yerine yaklaştın. Çok haklısın ama genel bir tabirler vardır ya, genel tabirdir bunlar hani. O anlamda bizi temsil ediyorsun kelimesi bilmiyorum. Milli bir durum yok ortada. Milli maç yok, milli bir şey yok, milli bir mücadele yok. Türkiye bayrağıyla gidilen bir yer değil. Abi kana gitmiş bir film çekmiş, bitmiş gitmiş evet. Yani. Bizi temsil ediyorsun falan filan. Ama sen de mesela hani çok böyle takılmazsın kıyafete veya ne bileyim yüze ben makyaja. Üstteki şu heybeye takıldım. Ama sen bile beğenmedin. Ama sen bir de büyük bir markadan bahsettin evet, be Yağmur. Evet, evet, tamam. Yani ne diyelim o kadar tasarımcı Fransız tasarımcılar varken bize mi düştü diyebilirim ben kendi kendime öz eleştiri yapabilirim. Heybeyi anlamamıştım. O da dedin ki tek parça. Evet tek parça. Evet evet. Yani tamam. Türkler iyi film yapar iyi giyinemez mi? Ne dedi? Ne oldu oğlum? Beni duyuyor. Ya ne oluyor abi? Ay ona geliyor adam. Abi Türkler iyi film yapar. Türkler her şeyin en güzelini yapar. Çok pratik zekalıyız. Çok başarılıyız. Ama şu iki yüzlü de yokuz. Sanki biz böyle Türkiye olarak onları yolla... Umurumuzda bile değil. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Şu anlamda söylüyorum. Benim umurumda değil demiyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini kaç kişi seyrediyor kardeş? O sanat yönetmenleri arasında en popüleri olduğu için Nuri Bilge Ceylan diyoruz. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz bir fotoğrafçılık yeteneği var ve filmlere de yansıtıyor bunu. İnanılmaz bir yönetmen, inanılmaz oyuncular kullanıyor. Ama bizi temsil etmiyorlar. Erevizyon falan değil bu. Anladım. Öyle bir şey değil yani. Güzel bir yerden, değişik bir yerden yaklaştın. Evet. Kıza yüklenmeyin böyle.
Yani şimdi sosyal medya ünlüsü, oyuncular fark etmez. Bizim dijitalde ekran önünde bir şey yapan insanları eleştiriye açık olmaları lazım. O doğru. Bu kamera önüne geçtiğinde ama, bitiyor iş. Ama evet, hakarete karşıyız arkadaşlar. Tabii ki. Ben de etmiyorum hakaret kimseye. Takipçilerimiz de etmesin kimseye. Zaten bizimkiler etmiyor da. Diyorum ya, bunu genelde küçük kesimler yapıyor. İşte iğrensin bilmem nesinde, klavye delikanlı. Yoksa normalde şey dersin, vücuduna göre giyinmemişsin Merveciğim ama sen çok başarılısın, çok iyisin. Tebrik ediyoruz biz de sizi buradan. Bitti gitti. Kesinlikle. Bu böyle olursa bu kadın da böyle yolda oturup gelen geçenin bakışlarının altında bu videolar çekmez. Doğru. Yani kız rahat bir kız. Ben seviyorum bu evinde bu de çekebilirdi. Hoşuma gidiyor. Evet bak, evinde de çekebilirdi ama haklısın. Ne yapıyor orada? Yolda oturup. Esmiş aklına. Cadde herhalde o şey. Sahil. Gibi geldi bana. Oturmuş o adam yanında oturuyor. O orada bıdı 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 yani. Evde de yapabilirdi bunu. Evli miydi? Ben boşandı. Bilmedim. Ha, hatırladım. Hatta bir oyuncuyla. Evet, oyuncuyla. Hatırladım. Güldür tamam. Güldür oynuyor şimdi. Şey, o TRT'deki dizi sırasında boşandılar. Evet, Ezgi Masumlar Apartmanı'ndan. Bravo, Masumlar Apartmanı. Çekilirken boşandı diyebilirim evet. Ben. Ha, Ezgi demişken Ezgi'ye geçelim. Bana geçti. Ne? Dediği her şey doğru. Evet, tabii. Doğru. Bu kız aktris, bu kız model falan değil. Lütfen doğru yargılayın. Hani oyunculuğu hakkında eminim eleştiriye açıktır. Eminim, öyle tabii. Olmalıdır. Ama abicim bırak istediğin giysin kız. Hiç oyunculuğunda eleştirmedik bu zamana kadar. Bir kere eleştirdik Merve'yi. Bir de boşanma zamanı böyle bir gündem olmuştu ama hiç cevap vermez yani sosyal medya. Bu herhalde ilk cevaplarından biridir ya. Hararetli. Muhtemelen bir bakmış hani Allah'ım bayağı birikmiş. Evet evet. Ve bunu da sahilde görmüş. Hemen çekeyim yollayayım demiş. Herhalde öyle. Doğal kız yani. Ben bu kızı evet, seviyorum hepimiz, nedense. Hepimiz herkes seviyor. Oyunculuğunu çok seviyorum evet, hatta yani. Seviyor herkes. Evet gelelim tam Ezgi Mola demişken Ezgi Mola'dan güzel habere. Hadi sen duyur. Seçime bir hafta kala evlenmişlerdi. Doğru. Ve sadece nikah fotoğraflarını görmüştük. Düğün yapılmamıştı. Tabii biz kendi aramızda konuşmuştuk. Hamilelik mi var acaba falan diye. Biliyorsun böyle ani evlilikler. Hemen deriz ki hamile. Apar topar evleniliyorsa. Evet. Etrafta davetli yoksa. Değil mi? Aynen. İki tane şahit varsa bil ki bir şey var burada. O bir şey de neymiş? Hamile. Canım benim ya, ne güzel amca oluyorum. Yok. Hala oluyorum. Tabii bize de ne oluyorsa kimse. Ama Ezgi'yi çok severim ben. Bir magazin nefis sayfası eşine yazdı. Heh, ne o dönem diyor? Ezgi'nin. Mustafa Bey dedi ki, bebiş mi var? O ne dedi? Hayır dedi. O kendinde yok diye söylemiştir adam. Yani bende yok. Ezgi, yok Ezgi hamile değil dedi. Ezgi dedi mi? Peki o zaman. Ve ne dedi? Ezgi demedi. Mustafa Sakallı dedi ki, Ezgi hamile değil. Ben de çok isterim. Olursa haber vereceğiz. Olursa haber vereceğiz dedi. Haber vermiş. Ezgi haber ver. Tamam. Yani magazin sayfası belki sesi gelmemiş olabilir. Mustafa Bey zamanında sorulmuş. Yok bebek ama olunca size haber veririz demiş. Magazin sayfası da bunu paylaştı. Dedi ki arkadaşlar Ezgi hamile değil. Bunu da ben size söyleyeyim dedi. Tamam. Ama işte görüyorsunuz. Ne zaman? O dönem işte. Evet. Şimdi mesela Mustafa Bey size göre yalan mı söylemiş oldu? Bak ben sana geçenlerde dedim ya, burada söyledim hatta. Ben sormuyorum artık onlara bir şey. Çünkü tamam. Ben ne sorarsam bana yalan söylüyorlar. Yani yalan demeyeyim de ki. Anı kurtarma, magazine düşmesin diye kendilerini korumak, ya her kızım, şey olabilir. Millet 3 ay olmadan komşusuna söylemiyor ya. Türkiye'yi mi duyuracak? Düşme riski var, Allah ya korusun. Ya herhalde. Nazarı var, Başak şusu var. Başak Dizer işte, Başak Dizer. Şimdi söyledim. Ne? Ne 3 ay daha evlendi? Ya ne 3 ay? Geç seçimden bir hafta. Yok 15-20 gün mi? Seçimden bir hafta önce evlendiler. Evet evet, ben de hatırlıyorum. Evet. Apar topar, hatta nerede şahitler falan dedik. Şey şahitleri gördük ki şeyleri görmedik. Davetli yoktu. Evet. Videoyu görelim mi? Bir de ondan evet, duyalım mı? Evet görelim. Evet Ezgi'yi bir duyalım. Çok çocuk talebi oluyor gibi söylediniz ama. Her zaman oldu canım, her zaman oldu. Sizin öyle talebiniz var. Benim de var. İster aynen. İstedim oldu. Evet. Sürpriz bekliyorum. Aynen. Allah'a şükür istedim oldu. Bak şu an istedim oldu diye kendi aranızda konuşmaya başladınız. Doğru duydunuz. Oldu yani. Hayırlısıyla sağlıklı bir gergin şey. Gergin ama. İstediğiniz. Ne şimdi? Ben var ya. Olur. Bu samimiyeti de beklemiyorduk. Siz doğru söylüyorsunuz. Hayır ne şimdi, ben size niye yalan söyleyeyim? Lafı uzatamayacağım yani. Bitti. Bak muhabirler o kadar alışık değiller ki böyle sorularına net cevap almak. Evet. İstediğim oldu. Onlar farkında değiller abi. Çünkü herkes tam tersini söyler ya. Evet. Yani direkt cevabı aldı kızdan. İstedim oldu. Allah tamamı neredesin? Kaldılar, hala değişmeye çalışıyorlar orada. Tabii tabii. Ne zaman hamilelik var? Onlar ezber sorulara geçmiş. Verdi işte cevap. Evet. İstedim oldu. Bitti gitti. Ezgi Mola'yı çok seviyorum. Hep bunu söylüyorum. Ben de. İzlemeye bayıldığım ve ben sıkılmadığım de. Kadınlardan biri. Duruşunu da severim kızın.
Yani görüşlerini de çok severim. Evet, evet. Mağdurun yanında olmalarını da çok severim. Her zaman. Evet. Bu saçı sevmedim ben ya. Biraz magazinsel konuşayım. Tebrik ederim bu arada. Tamam. Çok güzel bir anne olacağına eminim. Ondan şüphemiz yok bence. Ben de eminim. Ben de eminim. Canım benim. Saçı sevdin mi sen bu yeni imajını Ezgi'ni? Ne için yapmıştı? Ya sevdim. Çok güzel suratı var çünkü kızın. Yüzü çok güzel. Çok güzel gözleri var. Onun için surat açıldığı zaman, dün sana da söylemiştim. Onun da suratı çok güzel. Açıldığı zaman ben şahsi fikrim kadınların suratlarını sevdiğim için kısa saç güzel. Bakım bir şey için saç mi yapmıştı? Vallahi hatırlamıyorum. Bu sanki böyle Mahsunlar Apartmanı'nın son bölümlerinde falan kesilmiş bir saç mıydı? Ben öyle mi hatırlıyorum? Öyle mi? Karakter gereğiydi. Bırak. Yakaladım kendi abi. Kendi kesti. Evet. Sahne gereğiydi değil mi? Hani böyle bir depresyon kesmesi gibi bir şeydi bu. Ha, o zaman işi içinse yapacak i̇ş bir şey için yok. Abi, tamam. İş için. Ya sen nasıl bir kadınsın? Hayatta öyle bir şey yapmazdım ben. Ya. Evet. Ama rol ne gerektiriyorsa yapıyorlar. Bana düşünsene, sana senaryo gelmiş. O an görüyorsun. İşte atıyorum Ayşe karakteri, evet. Yağmur canlandırıyor. Saçlarını keser. Kesinlikle. Ne yapacaksın abi? 5 milyon var. Ne 5 milyonu? Sen para... çoktan yapmışsın şeyi. Bitmiş. Sözleşme anlaşma yapılmış. Bitmiş. Atıyorum 24. bölüm. Saçlarını keser. Ne yapacaksın? Ekstradan para isterim sadece. Saçımı keseceksin. Ya ben bu sektörde sadece şunu bilirim. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Teşekkürler derler. Bir bakarsın ki... Gitsin ya... kesen kes, dublör kullansın, arkadan kessinler. Bak bir tane efsane anlatacağım sana. Çok çok hoşuma gider bu. Allah rahmet eylesin. Osman Yağmur Dereli zamanı. Rahmetli, tamam, evet. Rahmetli oldu Osman Yağmur Dereli. Çok değerli bir sanatçıydı. Aynı zamanda da biz onu yapımcı olarak da tanıdık zaten. Ajansı vardı ve yapımcılığı evet, evet. vardı. Hatırlar mısın? Nurgül Yeşilçay ile Hande Ataygez'in başrollerinde oynadığı bir dizi vardı arkadaşlar. Bir dizi. Unuttum ismini. Hatırlayanlar galiba ATV'de yayınlanıyordu. Hande ile anlaşamamışlar. Bir şey olmuş tamam. falan tamam mı? Bu efsane çok yürüdü. Bak şöyle oluyor. Hande senaryoyu okuyor. Hiç öyle bir şey yok halbuki. Ve Hande Ataygez'den kurtulmak istiyorlar. Hı hı. Anladın mı? Ve bir şey oluyor. Hande diyorlar şuraya geç falan. Bana bu şehir efsanesi öyle anlatılmıştı. Hande'den teyidini almadım. Sen şöyle geç diyorlar. Bir plan, ekstra bir plan çekeceğiz diyorlar. Çat diye karşıdan bir vuruyor onu. Hande'yi. Tamam mı? Hande'yi yani rol icabı. Tamam. Bitti. Nasıl bitti? Öldü. Hande'nin karakteri. Güle güle. Bir an haberi tabii, yok. Tabii haberi yok. Çok kötü bir öyle şey. Öyle yaparlar işte. Abi. Veya şu vardır mesela. Hep mesela Kurtlar Vadisi'nin sezon sonlarında şunu görürüz. Oktay Kaynarca kalkacak mı? Yoksa kalkacak. Öldü mü? Evet, neden? Doğru. Yeni anlaşma ne olacak? Tabii tabii. Acaba Oktay Kaynarca ile yapım şirketi parada anlaşacak mı anlaşmayacak mı? Hmm. Anlaşamazsa ölü kalacak. Bir de şey oluyor anlaşırsa galiba. Yoğun bakımda başlayacağız. Dizide onun olduğu sahnelerde reyting düşünce onu dizide çıkartmak için öldürüyorlar. O da çok o da olabilir. Veya kaprisli insanlar. Öyle de gönderiyorlar. Tabii hadi güle güle diyor. Hadi güle güle. Kimse vazgeçilmez değil. Ben bu arada yapımcılar izler mi izler? Ben kaprisli bir insan asla değilim. Uçak. Yanlış anlaşılmasın. Anlat yani. Aksine sette yatar kalkarım. Çok sor çalışkan bir insan. Ne sıcağız? Ne öyle yapıyorsun? Kefilim. Kefilim. Ama sen böyle yaparsan sabah... inanmayacaklar sana. Şimdi ben burada astrolistim. Biz burada yapımcılara program yapıyoruz. Benim farkında değilim. Ha? Nasıl? Belki eski program arkadaşlar derler. Program yapıyoruz işte. Ha anladım. Senin televizyon haricinde bir dizi oyunculuğu gibi bir hayalin mi var? İyi olmasın. Neden olmasın? Tamam peki. Şarkıcılık var mı? Şarkı onlar o çıkmaz benden. Niye? Bir Selen Gör Güzel çıkmaz mı senden? Daha iyisi mi çıkar? Neydi Kayağan'ın şarkısı? Yemin ettim mi? Sana ben! Oldu. O da idare eder. Tamam. Peki hayırlı olsun. Bize geçti Ezgi Mola. Evet. Ay inşallah. Sağlıkla saatle. Evet. Kız olursa Jessica. Kucağında da görmeyi nasip olsun. Amin. Şimdi Oğuzhan Koç yine tesadüf mü değil mi? Dün akşam Adım Farah ya eski eşinin. Ya nasıl iş bu? Evet başrolde olduğu dizinin gösterimi sırasında bir paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz hafta astronot paylaşmıştı değil mi? Evet. Böyle güzel dişleriyle. Evet. Hatta iki hafta önce. Bu sefer de böyle yanık bir şarkı. Evet. Ve sözlere bak. Nasıl manidar. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Dinleyelim. Beni artık yorma. Kurbanım olayım, andım düştüm dalından sorma, nefes alamıyorum aşkından vurma. Kurbanım olayım, düştüm kalkmam sonunda sorma, nefes alamıyorum aşkından. Kimi sevdi ki kalbin başka cesaret edip de nasıl sorayım. Biri varsa bile söyleme ben yine yok sanayım. Kimi öptü
dudaklarım ne olur bir tek ben. Şimdi gündemi nasıl ayakta tutuyor? Ya mı diyorsun ya? Ya boşanma haberlerini yani iyi değerlendirmedi mi? Oo, bunu avantaja döndürdüğünü mü düşünüyorsun? Evet, avantaja döndürdüğünü düşünüyorum. Hayır, zannetmiyorum. Oğuzhan, sen bu düşünceleri bertaraf etmek için adım Farah zamanında sosyal medyadan uzak durman lazım kardeş. Senin fikrin için söylemiyorum çünkü senin gibi düşünen çok insan var. Aynen öyle. Bu bir gönderme diyorlar. Yani Oğuzhan'ın boşandığından beri bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Ciddi mi söylüyorsun evet. Ya? İhtiyacı var mı sence? Belki de gerçekten şimdi bak onun adına sesi düşünüyorum ama gerçekten tamam. Yüreğinden geçtiği için Demet'e mesaj göndermek istediği için de olabilir dizi sonrası. Tam 12 çeyrek kala atıyor abi bu story'de delireceğim. Ha bir de timing var. Timing var. 23.45 her gece. Evet her yani her diziden sonra bu zaman aralığında atıyor. Ama 23.45'te adım Farah bitmiş olur. E işte bitiyor atıyor. Bitiyor patlatıyor diyorsun. Ha tesadüf değil diyorsun. Tesadüf değil. Yani tamam çok güzel okunmuş, yanık yanık okunmuş. Çok. Beni bile şu an aldı hop bir yere götürdü. Ama şu cümle mi insanları şüphe? Ne dedin abi sen? Hani biri varsa da boş ver söyleme gibi bir cümle söylüyor. Hani eskilerden bir şey. O mu acaba hani alevlendiriyor takipçileri? O şarkıdaki o cümle mi? Söz tabii şimdi o, orada çok manalı sözler var orada. Ne diyordu sözlerinde? Yazamadım işte ben de. İşte o minvalde bir şey söylüyor. Dediğim gibi evet, hani biri işte, de varsa boş ver söyleme bana. Biri de varsa boş ver söyleme bana. Şimdi buradan bir sürü şey çıkartabiliriz. İyi süper yakaladın. Sağ olun. Şimdi hep dedik ya bir iddialar çıktı. Demet Çapkın. Evliliğe başlarken evet ben gerçekten düzgün bir hayat istiyorum artık rutin dingin bir hayat istiyorum diye herkes öyle eminiyor zaten. Ama evet bunu yapamadı. Olabilir evet. Yapamadı diye düşünüyoruz yani. Tabii, ve tabii, Oğuz, bana gelen iddialar doğrultusunda dediler ki Oğuzhan depresyonda çok üzgün. Bunu zaten hissediyoruz ama bunu gerçekten içinde de yaşayabilir. Ama bizler sosyal medya önünde olan insanlar olarak her şeyleri takipçilerimize paylaşmayı yani ne hissediyorsak ya ben mesela öyleyim ne hissediyorsam onlar bunu anlasın hissetsin. Hani mutsuzsam mutsuzum, iyiysem iyiyim. Onlarla paylaşmak istiyorum her anımı, her dakikamı ki hani kendimi yine bu konu kontrol ediyorum. Yanında gitar çalan beyefendi var ya o görüntü bir alabilir kim miyiz o? Ardacığım? O kim biliyor musun? Tolga mı? Çağrı. Çağrı kim? Yani eğer ayıp ediyorsam kim o? Bir de ben gitarcıları tanırım. Çok iyi müzisyen. Allah belamı vermesin. Nasıl tanımıyorum ben o zaman? Ay çok özür dilerim Çağrı Bey. Defne Samyen'in beraber olduğu beyefendi işte. Oğlum bir yavaş gel bana. Dur bir dakika. Dur ben Çağrı'dayım. Defne'ye geçtin sen önce şimdi. Önce Çağrı'yı öğretelim. İyi bir müzisyen. Oğuzhan'a da. Kime çaldı başka? Çok insana çok çaldı. Çok sanatçı. Tamamen benim cihayetim bir de gitarcı olduğu için acayip özür diliyorum. Tam bakarsın o olabilir. Aa canım benim nasıl ya. Beğendim, nasıl beğendim çalmasın peki? Sen ne diyorsun hayır, abi? Anlıyorsun çünkü seni. Yani tamam. Pırıl pırıl tertemiz. Pırıl pırıl. Kimi öptü dudakların ne olur bir tek ben olayım. Biri varsa bile sen söyleme. Ben yine yok sanayım. Sağ ol Dişan. Kimin şarkısıydı bu? Oğuzhan'ın. Yeni şarkısı mı? Eski. Biliyorum ama hani Oğuzhan'dan olduğunu bilmiyordum. O şarkıyı söylemesi diziden sonra yeni boşandı. Biri varsa yine ben bilmeyeyim. Ne oluyoruz? Anladım ya. Şüphelenmedi. Tamam. Yani kendinize göre bir gerekçe var. Ben zannetmiyorum. Oğuzhan'a sadece şu tavsiyede bulunacağım. Sosyal medyaya girme kardeşim bu saatlerde. Çok samimi söylüyorum. Çarşambaları girmeyi ver akşamları. İki, nasıl ki Sezen Aksu zamanında Deniz Seki hapse girdiğinde şöyle bir mektup yazıp bir cümle kurmuştu. Bunu kazanca çevir minvalinde bir cümle kurmuştu. Yani bu zamanını kazanca çevir. Orada oturduğunda bir şeyler yap. Ki harika bir albüm de çıktı kadın. Deniz Seki hatırlarsan, yanlış hatırlamıyorsam bir de kitap yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam, kitap da yazdı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben de hatırlıyorum. Ben de Oğuzhan'a diyorum ki varsa kardeşim şöyle bir acı, sosyal medyaya girme, bir dönem git beste yap. Of. 10 numara beste yapıyorsun. Beste sen. Yap, ver birilerine. Sen de söyleme, ver birilerine. Niye? Sevmiyor musun? Yok seviyorum. Şey. Böyle mesela bu, akustik mi deniliyor bu tarzda? Akustik. Bunu seviyorum. Ya seviyorum Oğuzhan'ın şarkılarını. Düşünüyorum. Ezdirdim, nananın. Güzel şarkıları var ama... Yani düet yaptığı zaman da çok tatlı oluyor birileriyle. Arada onun tınını duymak da hoşuma gidiyor. Çağrı'da kalmıştık. Defne Samyeli mevzusu. Ha anlat şimdi. Lütfen. Hatta bir iddia dedim ya bir magazin sayfası bir iddia vermişti. Oğuzhan'la Defne Samyeli berabermiş. Bana haberi geldi falan demişti. O yüzden boşandılar demişti. Halbuki Çağrı mıymış? Evet Demet o yüzden evi terk etti falan. Alakalı yok. Çağrı'yla beraber. Ooo tamam. Canım? Mekan çıkışında birlikte mi görüntülendiler? Gizli olan bir tane, tamam. Gizlisi artık. Peki. O zaman
çağrıyla Defne Samyeli iddiası var diyorsun. İddiası var ama son dönemler hani gördüğümüz ettiğimiz bir şey yok. Ayrılmış olabilirler, beraber olabilirler. Ama bu iddia o zaman bu beyefendi. Belki Oğuzhan'ın sayfasında Oğuzhan'ın hiç sıfatını görmüyoruz. Belki de Çağrı Defne Samyeli'ye yapıyor bu serenadı. Tam Farah dizisini buluyorlar. Ya bir şey yap. Belki adamın ya Çağrı ne? En azından hiç haberi olmayabilir yani şu anda abi Farah var koymayalım. Dizi başladı, ilişki bitti. Tamam. Yani başka bir şey bulamıyorum. Tamam. Evet abi tamam. Yapmayın böyle şeyler. Oğuzhan. Peki. Ne oldu? Çağrı niye gülüyor bir de? Çağrı niye gülmesin abi? Bir yerdeyken bir sözdeyken. Adam mest olmuş söylüyor işte. Ha tam o sözdeki gülmek hangi manidar. Hangi yer? O zaman kesin Allah abi benim ben... belamı vermesin ya. Ben neredeyim ya? Evet. Bir dakika o neredeymiş? Nerede gülüyormuş ben görmemişim. Baba o cümlede galiba hani. Biri de varsa bana söylemeler falan filan. O cümlede bu tebessüm var ise ben tamam ne oldu gucu gucu yanaklarımı mı sıkmak istiyorsun? Ben sıkayım senin yerine. Bu. Evet. Ne az kaldı? Yani. Ne geliyor oğlum? Ses açacaksınız volüm volüm. Hayır ve... o an yakalamaya çalışıyorlar. Biz bunu görmemiştik. Tam yeri. Bir dakika, ne ben bir şey anlamadım. Neyi alkışlıyorsunuz? Allah hemen goy. Böyle. Bir dakika, hemen süper, penguen. Baksana, bu nasıl bir ifade? Ne? Biz burada ağlıyoruz. Ne? Biz burada ağlıyoruz. Evet, bu adam niye gülüyor? Evet. Sen dostunun aşk acısında niye gülüyorsun? Hayır, orada bir ima. O değil. İma var. He, şimdi burada gülüyorsun değil mi Oğuzhan abi? Karşılar var ya, sen niye yapar mısın mesela o muhabbeti? Hadi bak, bir lütfen, bir ciddi bak. Ver. Geliyor. Biri varsa bile söyleme ben yine yok sanayım. Kimi öptü dudaklarım ne olur bir tek ben olayım. Çok iyi. Çayla olsam beraber. Falan bu çıkmış şimdi. Yani iyice deli. Ne yapayım abi? Kimi öptün de çünkü yaptı o. Yok be şaka yapıyorum abi tövbe. Şaka yapıyorum ya beğendiyse ne? Yazıyorlarmış. Cezmo o açık. Tövbeye de yazarlar çünkü neyse ne. Açıkladı. Çağrı ile Oğuzhan beraber. Bu evlilik de bundan bitti. Evet. Biz de geçti falan. Saçma sapan. Hak sinirlerim bozuldu yemin ederim. Manidar. Tamam. Kimi manidar. Öyle döverler buraya. Manidar evet manidar. Bana da geçti bu. Geçmedi abi. Ya Cez. Yapma abi. Şimdi sen bak çalıyorsun. Tabii uzun zamandır ikimiz yapalım. İkimiz tezat olmadık zaten. İkimiz yapalım. Sen çalıyorsun. Ben de söylüyorum. Hmm. Tamam mı? Ama sen benim hayat hikayem biliyorsun. Ne? Ben de diyorum ki. Bu çocuklar neler çektiğini mi? Kimi öptün bana söyleme diyorum. Ne yapıyoruz? Kimi? Ha kimi öptün bana söyleme. Tamam ben de gülüyorum. Şunu ciddiyim ben. Ama bak şimdi ben de ihanetle ayrılmışım tamam mı? Hmm. Kimi öptün bana söyleme. Ben de. Ama penayı da bırakmışım burada çalamıyorum. Evet. Bence burada bir şey var. %100. %110. Evet. Bana geçmedi. Ya Cez. Ya zorlamayın kardeşim ya. Bir demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Zorlayın ha. Zorlayın. Çağrı boşuna gülmedi yazın Cez'e. Bana geçmedi. Hepimiz sosyal medyada böyle yönlendirme yapmayı seviyoruz. Doğru. At bir yağmurla Cez burada kafayı sıyırsın. Ya işte biz zorlanıyoruz. Evet. Onlara bir şey yok ki. Burada onun her şey bize oluyor. Ama ben de sonra kayış kopup Çağrı'yla Oğuzhan'ı birleştiriyorum. Senin, onun için kayışı kopartma bende. Senin ya kayış yavaş yavaş kopuyor. Az kaldı. Lapedeyiz yakındır. Evet. Şimdi... Hadi geçti. Gülseren Hanım size gelmek istiyorum. Freud yok çünkü gitti. Freud olmasa ona gidecektik. Geçti değil mi sana? Evet. %100. Ama Oğuzhan bu durumda... Benimki kırmızı olsun Kadir. Şimdi... Kadir, benimki de turuncu olsun. Benimki zurzu bir olsun abi. Fosforlu yeşil olsun. Ey Allah'ım ya. Evet, şimdi tam yeni dünya haberi. Tam yağmurdan beklediğiniz yorumlar gelecek. Bakalım neler olacak. Acaba ben ne diyeceğim? Şimdi Gaziantep Havalimanı'nda UFO alarmı var. Bir de ilk defa bizden duyuyorlar. Böyle yok öyle bir şey. Millet kaçıyormuş. Amcacığım işte canlı olmamız lazım bunların olması için. Bant yayını değil. Hemen yayına koy. Ufu tabii ufu ki. Ufu. Gülben çık oradan Gülben çık. Falan böyle vardır ya hani. Adem çık falan. Şimdi 20 Mayıs günü hava sahasında tanımlanamayan bir cisim rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık 12 saat durdurulmuş 26 sefer de iptal edilmiş. Haber gerçek ha.
Şarkıcı Gülben Ergen ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıç da mağdur olup paylaşım yapan isimler arasındalar. Şimdi Gülben'in zaten tweetini şu anda ekranda görüyorsunuz, okuruz da bir de Adem'in videosu var. Olayın üzerinden günler geçse de sosyal medyada yankıları sürüyor ki bunun yüzden bu haberi aldık. Kullanıcılar uzaylıların dünyayı ziyaret edip etmediklerini de tartışıyorlar. Bu arada haber gerçekten şöyle gerçek. Biz biraz önce dış seslere baktık, hava literatürüne de baktık. Yani bu pilotların NOTAM diye bir durumu varmış. Hı hı. NOTAM da şu, çağrının bastıkları değil. NOTAM şu, havacıların bilgi vermesi ve birbirlerini ikaz etme sistemi, haberleşme sistemi. Yani iş ciddiymiş. Demiş ki kontrol kulesi, tanımlanamayan bir cisim var. Havadakilere sesleniyorum. Tabii böyle değil de. Hani ya havadakilere sen sesleniyorum. Bulduğunuz yere inin. Pist tabii. Pist bulduğu derken yani çatılara inin değil, pistlere inin. Yani neredeyseniz en yakın piste inin, buralara gelmeyin demiş. Gülben'e açıklama yapmamışlar, sinirlenmiş. 1,5 saattir ben buradayım kardeş. Ne oluyor? Neden Röter'le ilgili bir açıklama yok? Yukarıda vızır vızır UFO'lar geziyormuş Gülben sen bunu tweet atarken. Adem'i de seyredelim, sonra seninle başlayalım. Tamam. Yeni dünyacı sensin çünkü. Buyurunuz. Antep'te mahsur kaldık. Kardeşim de mahsur kaldı. Uzaylılar tarafından kaçırıldık. Kaçırılmaya yeltenildi ama yine hiçbir şekilde mücadelemizi bırakmadık. Otelimize geri döndük. Bugün inşallah UFO'lar tarafından istila edilen Gaziantep'ten kalkıp İstanbul'a geleceğiz. Güzel bir tur yaptık. Sonu biraz zor oldu ama görüşürüz. Ne demiş Adem? Ben anlamadım. Yani panik var. UFO uçaktan indirildik. Adem'e biri söylemiş. Adem çok öğrenmiş. Gülben'e söylememişler, Adem'e söylemişler. Adem'e demişler ki yukarıda UFO var. Bu da tamam demiş. Hiç sorgulamamış herif. Evet. VIP'nin önüne geçmiş arkadaşıyla. Demişler ki ben tamamım, ikna, UFO var abi. Biz bu yüzden gelemiyoruz. Antep'teyiz. Otele dönüyoruz demiş. Çok enteresan değil mi? Hep başka ülkelerde duyuyoruz ama İstanbul'da. Yani Türkiye'nin sınırının içerisinde ilk defa, Allah'ım şükürler olsun. Bizim buraya da artık. Bir şey diyeceğim. En çok yağmur hak ediyor. UFO'lara sesleniyorum. En çok yağmur onları görmeyi hak ediyor. Kız yıllardır bunun üzerine içerik yapıyor. Reptilyanlarla yatıp kalkıyor. Efendim UFO'larla şey yapıyor, okuyor, bokuyor. Eğer Adem'e... Bu bir nankörlük. Yani Gülben'e ve Adem'e gelinceye kadar Yağmur Çevik burada. Haklı değil miyim? Haklısın. Belki de ben uzaylıyım. Olabilir. Zaman zaman yaptığın yorumlarda bana bunu hissettiriyorsun. Sen de vampirsin. Neden? Yaşlanmıyorsun. Sağ ol canım benim. Peki bir şey diyeceğim. Sen UFO'ların başı olsan. Evet. İstanbul'a, Gaziantep'e UFO'ları yolluyorsun. Arkadaşları yolluyorsun. Evet. Bir bakın kolaçan edin. Bir kişilik yeri var o UFO'nun. Sen de oradan komuta ediyorsun. Gülben'i mi almasını istersin, Adem'i mi sana? Gülben'i getirsin. Almasını isterim. Çünkü Adem bunu anlatamaz. Gülben çok iyi anlatır bize. Ama Adem direkt inanıyor. Gülben şöyle yapar. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Buradan böyle diye falan makineler geçerken diyorsun. Sıra Gülben'in yüzü uzuyor. falan filan beyinden neler geçiyor diye bakılıyor falan. Kapat kapat, yolla yolla falan. Kötüymüş bu. Şimdi orada benim bir takipçim vardı. Yeterince sulandırdım ben. Evet. Çok güzel oldu. Çok. Zaten senden böyle bir şey bekliyordum burada. Tabii. Sen bu habere inandın mı? Öncelikle onu sorayım bir. Abi ben daha önce de ciddi fikrimi söyledim. Yani koskoca evren. Evrende yalnız sadece değiliz. Sadece biz böyle bir de 7 milyar insan, bir de işte canlılarımız diye hayvan. Bu mu yani? Bu kadar basit olamaz yani diye düşünüyorum. Vardır. Ama vızır vızır üzerimizde neden son dönemlerde geçiyorlar onu anlamış değilim. Şimdi yapay zekanın... Seçim arifesi manidar. Farkın. O da enteresan yani. Seçim arifesi önce manidar. Bak sana komployu attım. Ben bunu düşündüm zaten. Ooo. Ya her şey, bu arada deprem zamanı da mesela biz büyük bir deprem yaşadık biliyorsunuz. Ve o zaman da bizim 5. günü, 6. günü Madonna bile işte buraya yönelik paylaşımlar yaparken çıktı Pentagon, dedi ki UFO var. Seçim iptal. Hayır yani. Hayır. Dikkatleri başka yere çekmekti dertleri aslında. Yani Türkiye çünkü herkes yoğunlaşmıştı. Yardımlar yapılıyordu her yerden. Ve birileri istiyor ki dikkatler dağılsın. Anlıyorum. Anlıyorum. Belki de gerçekten dikkat dağıtmak adına yapılan bir çalışmaydı. Bu da ilk turun, hani seçimin ilk ayağının 2 gün sonrası oluyor. Değil mi? 20'sinde görülmüş UFO. Biz 18'inde mi verdik? Kaçında verdik? 14'ünde verdik. Özür dilerim. 6 gün sonra. Kaç gün? 6 gün sonra. 6 gün. 14'ünde tesadüf de olabilir. Gerçekten tanımlanamayan, bu arada UFO dediğimiz illa işte koca gözlü UFO'lar değil. Tanımlanamayan bir cisim. Kesinlikle. Hani bunu yazıyorlardı çünkü bana çok. Her şey UFO mu falan diye. Unidentified Flying Object. Object. Değil mi? Evet. Türkçesi. Evet, şey, evet. Türkçesi. Türkçesini söyle, İngilizcesini. Evet. Şimdi yapay zekanın hızlanmasıyla beraber UFO'ların daha gündemi ve konusu daha çok artmaya başladı. Ve teknolojinin aynı zamanda hızlanmasıyla beraber.
Yani teknoloji son dönemlerde olmadığı kadar daha fazla hızlı ilerliyor. Yani doğru, her gün yeni bir şey doğru, çıkıyor. Çok her doğru gün çıkan şeyin üzerine bir şeyler ekleniyor. Haklısın. Hani hızla gerçekten yetişemiyoruz. Yeni bir dünya videosu çekeceğim. Nereden niye okuyacağımı şaşırdım. Görüyor musun? Kaynağı birden okuyorum. Başlamışsın kitaplara. Evet. Üç kaynağı birden. Hepsinden bölüm bölüm okuyorum. Gelir yakında videosu. İnşallah. İnşallah. O yüzden çok hızlı her şey. Ben de nereden? O başka bir şey söylüyor. Öteki başka bir şey söylüyor. Bu bir teknoloji de mi olabilir diyorsun? Mesela Elon Musk'ın yeni bir oyuncağı var. Onu havada uçuruyor olabilir mi mesela? Starlink gibi. Hani neyse işte artık. Bilmiyorum. Şimdi Starlink bunu bazen hatta Starlink mi falan diyenler var. Starlink internet için yapılan bir uydu sistemi. Evet. Dünyayı dolaşıyor. Ama mesela Stephen Hawking'in bir tane sözü vardı. Hı. Diyordu ki bilmediğim yani başka bizden başka gezegenlere sinyal göndermeyin. Çünkü başka yaşayanlar var ve o sinyallerin sana ne dönüş vereceğini bilmiyorsun. İyi bir ırkla da karşılaşabilirsin. Anladım. Kötü bir ırkla da karşılaşabilirsin. Ama hepsi bunları zamanında söylemiş. Yaşam zaten varmış, istila falan. Yaşam olabilir var diyorlar. Hayır yüzden, yani mesela o sinyali oraya yolladığında onlar bizim farkında değillerse bizden. Evet. Sen farkında. Şimdi Starlink uyduları farkındalık yaratıyor havada zaten. Vır 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 geze. O yörüngeler, o titreşimler, o rezonanslar. Evrende hepsinin bir... Sen söyle. Yayılma şeyi var. Diğer ülkeler, diğer gezegenler artık neyse sinyal gönderme ihtimali yüksek. O yüzden bu bir hologram, holografik bir görüntü de olabilir. Gerçek bir şey de olabilir. Bunu bilmiyoruz ama... Tek söylediğim bir şey var. Hatta ben ilk daha 2 sene önce çekmeye başlayınca bu videoları sen gerçekten delisin, ruh hastasısın falan diye yorumlar da geliyordu. Ama ben şunu da söylemiştim. Ha başka gezegende, ha bizim dünyamızda ki ben bizim dünyamızda olduğunu düşünüyorum. Yer altında da ayrıyetten bir dünya olduğunu düşünüyorum. Paralel evrenlerin olduğunu düşünüyorum. Geçiş kapılarının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey kurgu değil. Çocukken izlediğim çizgi filmleri, filmlerin bugün harfi harfine gerçekleştiğini görüyorum. Hı hı. Bunların için UFO'lar da var, reptilyanlar da var. Neden olmasın? Neden olmasın zaten. Yani neden olmasın benim için de şey. Ama bu söylediklerinin ciddiyetine varsaydı Adem öyle sırıtarak konuşmazdı. Çünkü hiç ciddi. Yani tabii kimi inanıyor, kimi inanmıyor. Şimdi bak şimdi Cez, bakmak var, görmek var şimdi. Doğru. Bir insana bakıyorsun sadece. Doğru. Ama bir insana bakıp onu görüyorsun da. İçini görüyorsun, kalbini görüyorsun. Ben her şeye böyle bakıyorum. Her şeye böyle bakıyorum. Yani böyle bir köpeğe bakarken de, bir insana bakarken de, bir kitabı okurken de bir şey ben de görüyorum. Farkındalık diyorsun. Evet, farkındalık meselesi bu birazcık. Yani bir insana bakıp, ben her zaman söylüyorum, insanların göz bebeklerine iyi bakın. Aramızdaki gezen, yaşayan, bizimle çalışan, devletlerle çalışan, Beyaz Saray'ın tepesinde de görülmüş, yanardağların içinde de görülmüş UFO'lar var. Başka tanımadığımız cisimler var. Varlıklar var. Farklı frekanslarda aramızda gezenler var. Maske takıp gezenler de var. Hayal ürünü geliyor ama şey bu söylediklerim de çıkacak. Hiç şey yapmıyorum ben. Bu söylediklerim belki benim ömrüm olur olmam. Olmaz. Hayatta olurum olmaz. Ama bunları bu insanlar, bu halk tarihe, bu tarihe tanıklık edecek. Etmeye doğru de başladık. Alıştırıyorlar bizi. Peki. 2030'da resetleme diye bir tabir var. Büyük sıfırlama diye. Ekonomik kapakları da, ekonomist dergileri de, Time dergileri de bunlardan hepsinden bahsediyor. Alıştırıyorlar şu an. Uzay istilası olacak diye kaynaklar söylüyor sahte holografik görüntülerle. Bu çok yayıldı. Bunu ne kadar yaparlar bilmiyorum ama bir şeyler olacak. Alıştırma dönemindeyiz. Alıştırıyoruz çoğu şeye. Korona ilk çıktığında ay ne yapacağız dedik. Şu an ne gelse bizi etkilemez. Aman tövbe de. Allah korusun. Ha. Ama savaşmayı öğrendik. Bununla da savaşmayı öğreneceğiz. Neyse. Neyle sonuçta karşılaşacaksak. İnsan oğlu sonuçta nasıl söyleyeyim? Adapte olmayı bilen ve öğrenen bir canlı. Zaten başka çaremiz yok. Aynen. Adem'in VIP önünde olması benim dikkatimi çekti. Çünkü Adem'i VIP'ye falan almazlar. Adem'i CIP'ye alırlar isterse. VIP sadece devlet görevlilerinin girebildiği oraya konuşmak için önüne geçmiştir. Evet ama neden mesela? İşte influencerlar da böyle neden işte. Neden mesela? Böyle hani, işte yani. Acaba hani ben hani biz biliyoruz VIP'sini almazlar yani. İşte evet. Bak mesela Ezgi Fındık. Tesadüf de olabilir tabii. Paris'te bir tane kafeye gidiyor. Kafenin adını unuttum. Orada gitmiş reklam yazmış bilmem ne. İnsanlar biliyor mesela Paris'e giden insanlar biliyor o kafe hiçbir influencer'la hiçbir şeyle reklam yapmıyor. Böyle göstermeyi seviyorlar işte bu tuhaf bir şey. Hı hı. Hani bu nasıl bir yani nasıl bir şeyse bilmiyorum kendini böyle göstermek. Bir de videoyu çek minibüse bin 3 yıldızlı otele git olabilir. Yani. Şakası tabii bu. Peki yani bu arada ben dalga geçtim fonda da o çıkmış olduğundan kaynaklı da olabilir. Olabilir tabii ki. Evet bize geçti mi senin anlattıkların zaten bana her zaman yakın geliyor. Tabii ki hani gözle görmek de bir insanı daha tabii da
heyecanlandıran veya kesinleştiren olan şeyler oluyor o bilgileri. Ama sonuçta bak ne demiştik başta, notam yani resmi bir şey var burada. Diyor ki havacılar tanımlanamayan bir cisim var. Yani onlar tanımlayamadığına göre bu bir gerçek. UFO evet, demiyorum tabii, tabii ama gerçek. Bir gerçek. Notam dediğim, bilmediğimiz bir, bir şey uçuyor. Notam dediğim zaten baktık içeride. Notam. Özür dilerim, notam dediğimiz şey. Buymuş zaten, işte. Evet, İkaz. İkaz. Her İkaz. Zaman her şeyde olan bir durum değilmiş. Evet. Peki bize geçti zaten evet. Bu bir gerçek haber. Şimdi gelelim bugün Perşembe olduğu için. Şöyle yaklaşık hatta tam 12 yıl önceye gidelim. Bir TBT magazin yapalım bir... sevgili Doğuş'un. Doğuş. Twitter'da saksı sansürlü. Çiçek açtım notuyla paylaştığı efendim. İlk defa görüyorsun değil mi Harun bu fotoğrafı? Gerçekten bu fotoğrafı. Mi? Evet, Z kuşağı çocuk bıraktı. bu fotoğraf bizi mahvetti. Biz istiyoruz ki yeni neslin de kafasında kalsın. Yani sadece biz travmatik yaşamayalım bizi hayatımızda. Bizi yakmasın, siz de yaksın. Siz de yanın istedik. Aynı Tina Turner'ı nasıl bilmiyorsanız, belki bilmeyenler vardır Z kuşağında. Doğuş'un da bu pozunu lütfen es geçmeyelim dedik. Bakın çiçek açtı diye şey yapmış. O çiçek ne? Ne çiçeği mi? İstiyorsun değil mi onu duymak? Kaktüs mü? Menekşeye bence. Menekşe. Attı ya. Menekşe değil. Arkadaşlar o kadar salağız ki gerçekten çiçeğe bakıyorsunuz değil mi? Bakıyorlar şu an. Olay çünkü çiçek değil mi yani? Bu herif de çalıştı. Hani bildiğimiz ziraat mühendisi, botanikçi falan. O da çiçek için orada zaten değil mi? Ya niye böyle bir şey yaptın? Sen hatırlarsın. Şey için, gündeme gelmek o için. O kadar. 12 yıl sonra tekrar konuşuyoruz. Hilal Cebeci ile beraberdi değil mi o dönem? Tabii, aferin sana. O da çıplak. Nasıl hafıza? Atmıştı ona istinaden. O da çıplak böyle atmıştı kendini, çok iyi hatırlıyorum. Bravo sana. Bak sanki. O da böyle hayal meyal aklımda. Evet. Ne oldu Hilal Cebeci'ye? Ne oldu Doğuş'a? Evet, Doğuş'a ne oldu? Doğuş sanatını icra ediyor mu hala? Doğuş devam ediyor. Ne? En son ikinci sayfada gördüm diyor. Magazine çıkıyor. Çıkıyor. Doğuş gözüküyor ama Hilal Cebeci yok. Hilal Cebeci yok, Doğuş var. Şarkı söylüyor mu? Arada bir. Peki. Çok güzel şarkıları vardı. Bence de. Damsız. Vicdansız. Ben de harika bir düet duydunuz. Erol Köse de diyor ki, bak sen şarkıdan girdi. Bana da zamanında Erol Köse Doğuş'un bu fotoğrafına şöyle bir cümle zikretmiş. O da tabii ki TBT şimdi değil, zamanında. Belki de ellerimle büyüttüğüm çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin şarkısını söyleyecektir diyor. Çok iyi ya. Barış Manço'nun Dağlar Dağlar değil mi o? Evet, Dağlar Dağlar. Ama o direkt kupleyi söylemiş. Yani belki de ellerimle büyüttüğüm çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. O zaman vücut da çalışıyordu. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Bir de böyle bodyci zamanları vardı. Evlendi Doğuş, hatırladım ben. Onu da hatırlıyorum. Sarışın bir kadınla evlendi. Evet, sen dedikçe geliyor bunlar bana. Evet. Vallahi geliyorlar. Evet, evet. Buradan renkli gözlü bir kadınla yanılmıyorsam. Gördüğüm fotoğraflar tekrar çıkıyor. Az kaldı ya. Elon Musk çip yapıyor. Az kaldı. Ne yapıyor? Hafıza çipi mi? Çok, her şey çok böyle yapay zeka gibi olacağız. Yaptıracak vallahi. Mısın? Ben yaptıracağım. Aa bir dakika, şu dosyada kaldı falan deyip basacak mıyım? 80'ler mi? Pardon, şurada falan. Ona mı basacağım? Ben yaptıracağım. Ben de. Kulak memesi boyutunda olsun. Şunun içine koyun. Küpe gibi. Evet. Doğuş'un bu fotoğrafını hatırlatmak istedik. Tabii enteresan. O zaman çok ama çok ses getirmişti. Şimdi Z kuşağı, özellikle onu o gün görmeyenler bugün ne düşünürler yazın yorumlara. Şunu Z kuşağı şunu fark ediyor mu acaba? Bak eskiden nasıl bir magazin gündemi varmış. Hardcore. Ne kadar hardmış gerçekten. Şu an evet. Efendim? Özgürmüş. Şimdi mi? Şimdi bunu al. O zaman Twitter vardı sadece. Instagram var mıydı hatırlamıyorum. Twitter'ın 2011'de Instagram yok muydu? Hakikaten yok muydu? Bence vardı ama popüler olmayabilir. Çünkü ilk Twitter popülerdi, sen de hatırlarsın. Ama dediğin gibi bu linç kültürü o zamanlar olmadığı için bugün sen hadi bugün at, hadi at, at atamazsın bugün. İşte. At bak ne oluyor? Atamazsın işte. Ondan sonra bak neler oluyor. O zamanlar daha özgürlük vardı. O zamanlar daha özgürlük, daha doğru. Daha özgürlük varmış. O zamanlar insanlar alkol kadehlerini saklamıyorlardı. Değil mi? Böyle şeyler tabii, de vardı. Tabii şimdi masadan falan iniyor. Evet, mezeler duruyor, alkol nerede falan durumları yoktu. Evet. Siyasetçilerin kuklaları vardı. Siyasi hiciv dönemi vardı. Bu işi çok güzel Uğur Yücel yapardı. Uğur Yücel'in karşısında Süleyman Demirel'leri, Turgut Özal'ları hatırlarım ben. Onlar en önde seyrederlerdi. Bizi yap, bizi yap diye. O dönemler vardı. Oy verelim lütfen. Evet, oraya bağlayalım. Oy verelim. Bağlayacağız tabii ki Cuma günü. Evet, şimdi bitti. Bitti. Yani zamanında eğlendik, coştuk. Geçti mi geçmedi mi? Geçti, hadi geçti. Evet, zarfımıza bakalım. Hadi bakalım. Top Secret BGM. Bu ne abi? Çok güzelmiş. Top Secret BGM zarfımızı açıyoruz. Güzel yazsaydın. BGM ne? Benim yazım. Bize geçti mi ekibi?
Yok, bize ekibi yok, sadece o kadar. Bize evet, geçti bize mi? Geçti mi? BGM yapmışız artık. Evet. BGM. Ha, soru. Soru zaten ekranda da var. Burada, buraya da var. Burada da var. İkimize de ayrı soru gelmiş Melike Hanım'dan. Jess abinin sunuculuk hayatında başına gelmiş ya da tanıklık ettiği en büyük gaf. Yağmur ablanın da bugüne kadar yediği bilmediğimiz ama kalbini kıran bir linç. Ha, bilmediğimiz. Yediği linç. Bilmediğimiz. Linç yemek, doğru. Benim bütün linçlerim ortada. Çünkü ben ortadan ayağa kaldırıyorum. Ama belki yeni bir şey vardır. Ben seni biraz yumuşattım farkındaysan. Daha sakin bir kız yazı oldu. Yok, evet daha sakin. Bu yüzden belki afiş etmiyorsundur. Şimdi tam zamanı, yapıştır gitsin benden sana. Özgürlük. Vuh. Bilmediğimizi boş ver. Kalbini kıran linçisi. Evet, kalbini kıranı söyle. İstersen düşün. Ben direkt gafa başlayayım mı? Sen bana gelen soruya. Sen düşüneyim. Biraz düşün. Evet. Tamam, anlaştık ki dolu bir şey gelsin. Şimdi gaftan döndüğüm bir şeyi söyleyeyim. Gaflara çok şahit oldum. Başkalarının gaflarına şahit oldum ama Show TV zamanlarımı söyleyeyim. Yani yaş böyle 25-26 yaşlarında, hani Number One TV'den yeni ayrılmışım, 4 yıl orada yapmışım ve kendimi çok acayip bir şey zannediyorum. Çok acayip. Ama öyle gençsin, normalde de gelmem. Ama şöyle çok zannediyorum. Yani. Bak sana söyleyeyim. Şimdi biz o zamanlar, hani hatırlarsınız o dönemleri, Kral TV'ciler vardı ve Number One TV'ciler vardı. Evet. Biz böyle MTV falan, ama hani top of the pops, havalıyız şimdi falan. Şimdi Number One dinleyen insana başka bir gözle bakıyorduk. Kral TV izleyen insan daha başka gözle evet, bakıyorduk. Evet ama gerçek Kral TV. Tabii şimdi. Number One bu. Biz zannediyorduk ki wow. Halbuki ülke Kral TV zaten. Bunda kötü de bir şey söylemiyorum. Ve ben Show TV'ye geçtiğim zaman zaten onu anladım. Dedim ki ben hiçbir şeyim. Sadece tecrübem var. Çünkü çok yayın yapmışım. Ama Türkiye namına ve Türkiye kültürü namına çok şey bilmiyorum. Bayağı Amerikan kafası MTV gidiyorduk. Neyse. Şimdi nereye bağlayacağım? Show TV'de de tabii ki o, nasıl söyleyeyim, şeyi, adaptasyonu yaşamaya çalışıyorum. Neyse. O bize konuk geliyor. Ben Show TV'de bir Cuma Gecesi Online Show diye bir program yapıyorum. Hatırlayanlar vardır. 2,5 sene falan yaptım o programı çünkü partnerim de vardı. Nurgül Yeşilçay da daha yeni ünlenmiş. Ama yeni ünlenmiş derken o ikinci bahar bitmiş. Artık yeni yeni bahar, filmler, evet. Diziler başlamış. Ve ben çok böyle enerjiyim. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Show TV'ye adapte olmaya çalışıyorum. Ve bir şeyler de ekstradan da yapmaya çalışıyorum sunuculuk haricinde. İçeri gittim. Kuliste insanlar var. Şimdi o dönem şöyle bir şey vardı. Sanatçıya gidilirdi. Sanatçı playback yapardı şarkılarını. Ve derdiniz ki işte CD'nizi yanınızda getirdiniz mi? CD'nizi alabilir miyiz? CD'nizi verin de rejiye koyalım. Kaçıncı şarkı derdik. Gittim ben bunu Nurgül Yeşilçay'a sordum. Eyvah. Sanki benim işimmiş gibi. Gittim. Dedim ki Nurgül Hanım hoş geldiniz falan. Hoş bulduk falan filan. Birazdan sizi ağırlayacağız programda, biliyorum falan. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz dedim. Abi kadının suratı, Allah'tan yayında söyleyeyim. Kadının suratı bembeyaz oldu. Kim bilir ne düşünmüştür o zaman benim için. Hiç herhalde dersine çalışmıyor. Daha konunun derse kim çalışmıyor olduğunu, demiştir. Demiştir. Konunun demiştir. Kim olduğunu bilmiyor. Benim kim olduğumu bilmiyor. Eyvah, benim şarkıcı eyvah, olmadığımı bilmiyor eyvah. Falan. Abi, sen nasıl bir şey yaptın ya? Aynen. Kaynar sular döküldü. Kadından onu anladığında zaten beni çektiler. Dediler ki sen konukları herhalde karıştırdın. Nurgül Hanım şey için geldi. Oyunculuk kontenjanından filmi anlatmaya geldi. O gaf Allah'tan yayına çıkmadı ama yapabilirdim. En azından burada da kamera arkasında yaptığım bir gafı anlatmış oldum size. Çok enteresanmış. Hiç senlik değil. Hiç benlik yani değil. Ondan sonra dersime çok çalıştım. Evet, çok çalıştım dersime. Ama işte böyle öğreniyorsun ya. Evet, tecrübe. Gerçekten. Tecrübe. Gerçekten ben sana söyleyeyim yani size anlattığım hikaye kafadan 20 sene önce. Buyurunuz efendim. Siz düşündünüz mü? Kalbimi kıran çok linçler oldu benim. Çünkü şimdi ben burada insanların yapamadığı, yani daha doğrusu zordur. Arkadan konuşmak dünyanın en kolay şeyidir. Ama bir de insanın yüzüne söylemek vardır. Mesela benim de çevremde benim böyle hatalarım, yanlışlarım yüzüme söyleyen insanlar var. Çok seviyorum. Çünkü eleştiri her zaman seni doğru yola götürür. Kesinlikle. Ben de insanlar aslında eleştirirken de yani yanında şunu yapsan senin için çok daha doğru ve çok daha sağlıklı olacak diye eleştirdim. Hani ve ilk çıktığımda böyle bir iki tane yanlış terimlerim olmuştu. Mutlaka. Ama dün akşam bir yayın vardı. Şimdi şey yapmayayım, bir yayın önlendim ama herkes bunu söylüyor. Babalı TV mi seyrettin? Evet ama tamam. Herkes bunu söylüyor yani. Hepimizin yanlışları oluyor. O zaman öyle düşünüyorsun, bu zaman böyle düşünüyorsun. Büyüyoruz, gelişiyoruz. Veya bu işi ben de bugün seyredeceğim. Evet, bu işi profesyonel hale getiriyorsun. Ve değişiyorsun yani. O zaman işte benim bu yanlarımı gören, daha doğrusu yüzlerine doğrularını söylediğim için kabul edemediler beni. Aslında ben burada bir sektör oluşturuyordum. Bir sektör oluşturmak için kendi başıma çaba veriyordum. Ve bunu insanlar kabul etmedi. Kabul etmedikleri için de çok hakaret ettiler bana. Şimdi algı yapmak kolaydır. Ben tek başımayım ama benim arkamda kocaman bir ordu vardı.
görünen bir rakam vardı ama onun arkasında çok büyük bir kesim vardı. Rakam hiçbir zaman benim sizin oranım... Sizin team mi? Ya team'den bahsetmiyorum. Mesela bir team olmayan bir sürü insan var. Beni takip etmiyor. Ama diyor senin yaptığın işe çok saygı duyuyorum. Sen bir şey yapmak istiyorsun ve bunları bil. Böyle 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 böyle. Ne seni takip ediyorum ne de seni bir yerde anlatırım diyordu. Hı-hı. Ama sen bu işi etik yapmayı yapıyorsun. Hı-hı. Sen mesela kimileri var. Bak çoğu magazinci şeylerin arkadaşı. Sanatçıların arkadaşı. Ve yanlı mı? Yanlılar. Evet evet dinliyorum ben hani, seni. Hani bunlar hep anladım böyle. O yüzden onu hep över. Öteki onu hep şey yapar. Öteki ötekinin arkadaşıdır. İlk haberler hep ona gelir falan. Hep böyle birbirini kollarlar. İşte sen bu yüzden televizyonda olmamalısın zaten. Televizyona geçtiğin gün bunların tillahını görürsün sen. Nasıl yani? O özgürlüğü göremezsin. Ben sana söyleyeyim. Televizyonda istediğin adamı istediğin gibi konuşamazsın. Eş, o ayrı. Mutlaka birinin bir şeyidir. Hayır linç olarak. Mutlaka karşına çıkar veya çıkartırlar. O ayrı evet. Bana bir takım isimler verileceğini çok iyi biliyorum. Sabaha kadar yani televizyon programı yapan insanların objektif program yaptığını duyarsınız. İnanmayın. Hepsi yanlış ve yalandır. Veya çaresizliktir. Tabii şimdi burada ben tek tabancayım ve özgürüm. Hep öyleydi yani. Yanaşamazlar bile bana. Ama işte ne yaptılar bunlar biliyor musun? Bir algı oluştular hakkında kadın düşmanı diye. Oh be. Acayip bak yatıyorlar kalkıyorlar. Kadın düşmanı zaten bu işte sen hepimizi kıskanıyorsun. Sen işte şöyle diyorum hep anlattığım şeyler. Bu beni çok üzmüştü yani. Bu adama videolar çekildi. Kirli magazin diye. Allah Allah. Yalancı magazin diye. Kalitesiz magazin diye. Tabii videolar çekildi. İnsanlar bu video Deniz Akkaya bile bu videoları alıp paylaştı mesela. Aa. Aynen öyle. Ama işte bak bugün ne oldu? Hiçbiri alamadı bu ödülü. Sosyal medyadan bahsediyorum. Yani, ben sizden bahsediyorum. Ben tamam. Benimle kendini yarışmaya koyanlardan bahsediyorum. Ama haklısın. İşte ne yapsalar ne etseler hiçbir şeyi dedikleri hiçbir şeyi tutmadı. Bütün tezleri çürüdü. Çünkü onlar öyle yaptıkça ben her zaman yükseldim. Her zaman da yükselmeye devam edeceğim. Amin. Peki. Spesifik bir şey söylemedin ama en azından çok dürüstçe, çok güzel bir şekilde bence izleyicilere kalbini açmış oldun. Evet. Çok güzel. Sonuçta bir cümle vardır. Hani hem bir çok şey bir cümle değildir ama başarı ter kokar derler. Yani hakikaten çok uğraşman gerekir. Ve bizim ülkemizde de şöyle bir şey var. Bazen insanlar çok başarılı oldukları zaman aşağıdan çekenler de çok olur. Sanki herkes birbirinin rakibiymiş gibi. Halbuki alkışlamak gerekir. Aynı başa dönelim. Merve Dizdar'ın sen bizi Türkiye'yi böyle mi temsil ediyorsun? En ufak bir kırıntı şeyiniz yok. Filmle ilgili emeğiniz yok. Kimseyi de temsil etmiyor. O da kendi kariyeri için burada. Ve çok da başarılısın canım benim. Teşekkür ediyorum canım. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yarın görüşürüz.